gelenler var. Merhabalar, hoş geldiniz. Manzara çok güzel ya. Çok güzel. Tabii millet şeye başlasın. Sırada hocam. Bir alalım buraya ya. Bizim arkadaşlar alsın. Haberi de. Serkan. Belki yer yok. Aha bak 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 orada. Hakkari öncelikle şunu söyleyelim, dağların başkenti. Hakkari'nin %88'i dağlardan oluşuyor. Türkiye'nin en yüksek, en güzel dağları Hakkari'de. Biz Hakkari'yi dağlarını ancak Himalayalarla, Alplerle kıyaslıyoruz. Bugün de Orman Bakanlığımızın koordinesinde ülkemizin birçok üniversitesinden çok değerli bilim adamlarımızın, bürokratların, yine yurt dışından yaban hayvanlarının da en güzel gözleneceği yer Hakkari, Kırıkdağ, cennet cehennem vadisi olduğunu Sayın Bakanımız, Genel Müdürümüz düşünmüşler. Biz de onlarla beraber 40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenleniyor. Ben buradan tabii Tarım Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizim bir sözümüz var, onu da söyleyerek bitireyim. Hakkari'de hayat var. Gelin bu hayatı yaşayın diyoruz. Burası hem Hakkari'nin hem Türkiye'nin çok nadir yerlerinden birisi. Biz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak burada 3 yıllık bir çalışma yaptık bilim adamlarıyla. Buranın florasını, faunasını, buzullarını, buzul göllerini, jeolojik yapıyı tespit ettik. Buranın çok nadir bir yer olduğunu düşündük ve geçen yıl burayı milli park ilan ettik. Yani Türkiye'nin en son ilan edilen milli parkı burası. Dolayısıyla sadece milli park ilan edip bir kayıtlarda dursun demedik. Bununla ilgili çalıştaylar yapıyoruz. İşte bugün de buraya, bu nadir yeri, ben de ilk defa geldim söyleyeyim. Son ilan ettiğimiz milli parkı görelim. Hem de Milli Park Teşkilatı'nın tüm ülkenin satında yer almış arkadaşlarımız. Ayrıca 5 tane üniversite,
Hakkari, Bitlis, Siirt, Muş ve Yüzüncü Yıl Van Üniversiteleri öğretim üyeleri de burada. Hem burayı tanıtmak hem de buranın tanınırlığını artırmak için bugün buradayız. İnşallah bugün gezip akşama da döneceğiz. Ama burada hedeflenen şu, burada böyle bir kıymetli değerimiz var. Bunu bilelim, koruyalım ve bundan ona göre faydalanalım diye hem teşkilat, devlet olarak hem de üniversite olarak buradayız.